Efendim merhabalar. Pirinç ve bulgurdan bahsedeceğim. Bizim mutfağımızın ana ögeleri bunlar biliyorsunuz. Yalnız pirinç konusunda bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Şöyle ki arseniği duymuşsunuzdur. Son derece tehlikeli bir madde. Maalesef yeraltı sularımızda arsenik var ve pirinçte de arsenik olduğunu biliyoruz. Bulgur bizim mutfağımızda pirince göre bir parça daha fazla tüketiliyor. Size bir tablo sunacağım. Orada da bulgurun avantajlarını görebileceksiniz. Fakat öncelikli olarak size bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışma bu. Bülent Şık diye Google'dan aratacak olursanız bu rapora ulaşabilirsiniz. Bu raporda Trakya ve Kocaeli bölgesindeki arsenik ve pestisitlerle ilgili yapılmış bir çalışma söz konusu. Ve moralinizi bozmak istemiyorum ama sadece şunu söyleyebilirim efendim. Tüm sebze ve meyvelerinizi bir gece suda bekletiniz, sabah tekrar yıkayınız ve durulatıp bekleyiniz ve ondan sonra kullanınız. En uygun çözüm bu. Şu anda görünen budur. Bir de bebekleri ve çocukları dikkat etmek gerekiyor, kiloları düşük olduğu için onlar arsenikten daha çok etkilenebilirler. Şimdi bütün dünyada pirinç tüketimiyle şeker hastalığı arasında bir ilişki olduğu söylenmesine karşın net bir şey yoktur. Sebebini anlatacağım. Kalp damar hastalıkları açısından da risk oluşturmadığı söylenir. Yalnız metabolik sendrom, bel çevresinin genişlemesi, obezite, tansiyon yüksek, kolesterol, kan şekeri bozukluğu ile ilgisi var. Ve uzun dönemde de şekere ve kalp damar hastalığında dönüşebilir. Tabii ki burada çok çok önemli bir nokta var. Onun altını çizmemiz gerekiyor. Batı da hep bundan bahsedilirken evet bunlarla ilişkisi yok ama ülkelere bağlı değişebilir diye bir not olur her zaman. Çünkü onların pişirdikleri pirinçle bizim kaşıkladığımız pilav arasında çok büyük bir fark vardır. Hemen hemen yağsız sıfır yani hiç yağ koymazlar. Fırında haşlama dediğimiz ölçüde diri biraz da fazla pişirmeden kullanırlar. Ama çok garnitürle kullanıp öyle güzel yemekler yaparlar. Dolayısıyla pişirme şekli çok önemli. Bir de yağ tabii ki önemli. Hani değerli pilavı herkes sever. Ama sonuçta bunun altında bir kalori ve yağ yükü yattığını da lütfen unutmayınız efendim. Şimdi bakın burada bir tablo hazırladım size. Beyaz pirinç, esmer pirinç ve bulgurun karşılaştırmasını görüyorsunuz. Kalorileri, karbonhidratı, yağ, protein, her şey var. İlk dikkatimizi çeken şu, yani bir kase itibariyle bulgurdaki kalorinin daha az olduğunu söyleyelim. Bir de lif'e dikkatinizi çekelim. Bakın lif açısından esmer pirinç 2 gram fakat buna karşın bulgur 8.2 gram. Yani bulguru çok daha ön planda özellikle lifli beslenmenin yararını da bir kez vurgulayalım isterseniz. Efendim başka ne var diye bakacaksınız. Bakın proteinden çok daha zengin bulgur. O belki dikkatinizi çekmiştir. Bulguru bir parça daha ön plana çıkartıyoruz. Bunun yanında yağ oranı açısından bakın esmer pirinç daha önde. Bulgurla beyaz pirinç aynı. Karbonhidrata baktığınız zaman ise Gördüğünüz üzere esmer pirinçte karbonhidrat biraz daha fazla bulgura göre. Buna baktığınız zaman birinci sırada bulgur olacak. E, Tabi bir de potasyum unutmayın. Bulgar potasyumdan oldukça zengin. Demek ki böyle haşlanmış yağsız bir pirinç pilavı yiyeceğiz. Ama bunun yanına mutlaka baharatları eklemeliyiz, sebzeleri eklemeliyiz. Ve önerilen doz günde yarım kase yani kase oranı değişiyor ama bizim bir tabağımızdan çok çok daha az. Fakat söylediğim gibi baharatları ve sebzeleri kullanarak böyle çok güzel görünümlü pirinç, esmer pirinç, beyaz pirinç ama bulguru lütfen unutmayınız. Bu sebzeleri de bir kez daha hatırlatırım. Yanında çok daha güzel oluyor. Tabii ki brokoli de listemizin üstüne yazıyoruz efendim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.